Allah subhanahu wa ta'ala mahu ortanı yaratıp vardı bir kança tarifalar gibi oldu. İnsanlar, cinler ve başka bir mavcudatlar. Şurada işiden siz bilmemiz Allah ta'ala adam balası kılı yarattı. Bunca bir de elhamdülillah deyişimiz gerek olsa bu kişiler işiden adam balası işiden Müslüman kılı yarattı. Dünya bir Allah'a yakın dersimiz gerek. Ve bana şu Müslüman kılı yaratıp durup bana şu Müslüman ümmetler içindeki en azalı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diye ümmet kılı yarattı. Allah ta'ala Kur'an'da merhamet kıladı. Ve iste'azzana rabbukum ve in şekertum le azidennekum. Ve le in kefertum inne azabü le şedîd. Eğer beni veriyen nimetimi şükürle baksaylar, nimetimi ziyade kılı göremem. Eğer naşkürlü kılabiliyem olsaylar, beni azabım kattır deydi. Allah ta'ala bana şu iman diyen nimetini verip öz ya hamdü sana olsun. Şükürle abaklı yaşayanlar bandalardan kısım. Allah ta'ala. Ötken sohbette sılabilen Hud aleyhisselam bir kıssasını yerleşken bulduk. Ve bu kıssadan haberi okula sılabilmiş şuradan ibaret dedi ki insanlar her kança dünyada bağlılık ki, her kança küçük kuvvet ki, her kança bir hükümralı ki gibi olmasın bari onlar bir aciz bandayken de ki biz kulağı sarışıyımız gereği şunasa. Çünkü ad kâmını Allah ta'ala etti اَلَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ. Yani yeryüzünde kaytık ulardaki haklar, ulardaki ölevler yaratılgeni yok. Ulanın boyları uzun idi, rengleri ok idi. Yeryüzüne abak kılıçlığında hiç kim abak kına gelen Avrupa etti. Bazı mübarekler ulardaki boyluk üçlü derece etken idi ki köşelerdeki kışları bittesi kümüşten bittesi altından bir ruvayet kılınadı. Allah hala. 60 metreli adamda kışına tasarruf taşıyımız mümkün. Biz her kançer yapkınaydık, ular yetken insanı yarını gelmek almayız. Lakin Allah'ın verilen nimetindeki şükürde adı hakkına geldiği için Allah olanlarda kandayı var hakkı geldiği yemel ötken subatımızda yuvak gibi uyan bulduk. Abu Dabi Razıallahu Hanfı Himske varlık okuyan kaytada kavmı yine nasihat kıladı. Sizler yine ne oldu ki? Ölüm de ölen misiler. Sizler yine ne oldu ki? Dünyada adı kılaman misiler. Maskenlerde kurarsalar, malı dünyada toplayırsalar. Allah'a kasam sizlerden bunu götkenler deydi. Sizlerden köprü orada havası kılışken idi. Sizlerden kadar küçülü olarak kuruşken idi. Sizlerden kadar köprü dünyada can karışken idi. Lekin arzuları gururda eğlendiyorlardı. Maskenleri kuburda eğlendiyorlardı. Ve topagenleri özlerine ziyan eğlendi. Ama şu ötken kavimlerde tarihine Allah Teala Kur'an'da bizi kıssa kılarken şu nasabıyla biz onlarda zikir kılıyoruz. Allah esnaf Kur'an'da artık koyduğunu için esnaf. Onlardan taşlar kança kavmları tüketti, onlarda bırakmasına hiç kim zikir kılıyken yok. Allah olası bilen bizi Muhammed Aleyhisselam gibi makıyan ki hangi son alır olsun. Ve nimetini şükür ve yaşayışlıkça nasip kısın. Bugün subatımızı inşallah bana şu Hud Aleyhisselam'da kıstasını devam edeceğim de uğradı. Ana şu Hud kavmına davamçıları bugün, mumunlar korku kavmadan. Onlarda zürriyat hareket edildi kısa. Bu Samud kavmi hareket edildi. Hud aleyhisselam Arap milleti milletliydi. Yani Rasulullah aleyhisselam ahamet kıldı. Minhum arva minel Arap dedi. Peygamberlerden tuttuysa Arap oluyor. Hud, Salih, Şuayb ve Nebiyyüke Ebu Zer dedi. Sizi peygamberiz Ebu Zer dedi. Salih aleyhisselam Samud kavmiye peygamber kıldı yubarıldı. Bana alt kavmin şamal vayran kılıyken payıklar Hud aleyhisselam on kişi gibi makyatırken mumunlar ana şu özlerine kışlağı dedi. Çıkıp geçme genedi. Mumunlar bitti de toprağın orta genedi. Şamal uydu buydu atardığılarda hacı alak bu kerramin dedi. Kül kulu turpa kulu çeşip geçerken payıklar sonra Hud aleyhisselam on mumunlar toprağın yaşıp oturgen üye şamal teymesiydi. Ular vayran bunu yuva bölgenden ki ular bu kışlağı taşlar çıkıp geçti. Demek o kavmına fakat mumunlara tabi kaldı. Fakat mumunlar yaşadı. Ve o kişi bilen şeytan yana basa sakıldı. İnsanlık yani kürge, şirke kalktı. Bana Nuh Aleyhisselam kıssasına yaklaştığımız eğer yamanlar yamanlar bir yüzü de hemen yaşlık kese hana bulabık ya hayal. Degen soğuk kese cevapsına bulabık ki şeytan yana başka teşin dağını kese uğradı. Yani şu yaşlılar içinden yamanlar yana çıkarıp kere uğradı. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. Allah tiriden ölüyü çıkarırken zor, ölüyü de tiriden çıkarırken zor. Yaşılardan bir Allah'ın yamalarını çıkarıp koyuyorlar. Çünkü şeytanda Allah'ın ölmesindeki kıyamet geçe muhlep veriyor. İnsanı beni küfürge kaybetti. Allah Allah bu sefer
Mana Solih alayhissalomni payg'ambar qilib yubordi. Solih alayhissalom. Solih ibn Ubay, ibn Isa, ibn Mashah, ibn Ubay, ibn Habib, ibn Samud, ibn Ad, ibn Iron, ibn Sam, ibn Nuh alayhissalom. Solih alayhissalomda mana shajarasi Nuh alayhissalomga borib taqaladi, Hud alayhissalomda va davomchilardan. Samud qavmi mana aytdik, Ad qavmi Yamanda Yaman olib, Yamanda yashagan deb aytgan edik o'tgan suhbatimizda. Ammon va Yaman orasidagi bo'lgan hududda. Ular ana shu Allohga balosi sodir bo'lgandan keyin Yamanni tark qilishdi va shimol jazirani, Arab jazirasini shimoliga ko'chirib o'tdilar. Hijr degan joyda yashashgan. Qur'on Karimda mana Hijr, Hud, Ahqob degan bir suralar bor, mana shu qavmlarning qissalari haqida so'z yuritadi. Astagfirullah va laqad kazzaba ashabul hijr al mursalin. Ashi hijr egalari mursalin elchilarni yolg'on qildi deydi. Ya'ni hijrga bitta payg'ambar yuborilibdi akalar. Bu kim akam? Solih alayhissalom. Lekin nimaga Qur'on Alloh taolo payg'ambarlarni yolg'on chiqildi deyapti? Qur'onishki la tufariqu bayna ahadin min rusuli deymiz. Shundaymi? Payg'ambarlardan birortasini ajratmaymiz o'rtasini. Demak, bitta payg'ambarning nikoh qilgan kishi hamma payg'ambarlarning nikoh qilgandan barobar bo'ladi. Ulamolar bir aytadi, agar Musoga iymon keltirganlar, Musoga ergashganlar, Musoni payg'ambar deb taraganlar jannatga kirsa deydi. Biz albatta musulmonlar jannatga kiramiz, chunki biz Muso alayhissalomni payg'ambarimiz deb qabul qilganmiz. Agar jannatga faqat Iso alayhissalomni iymon keltirgan, ergashgan, uning iymoniga ishonganlar kiradi desa, biz albatta jannatga kiramiz musulmonlar, chunki biz Iso alayhissalomni payg'ambar deb qabul qilamiz. Yo'g'inda faqat Muhammad alayhissalomga ergashganlar jannatga kiradi desa, faqat biz kiramiz. Ya'ni biz payg'ambarlardan birortasini ikkinchisidan ajratmaymiz. La nufariqu bayna ahadin min rusuli. Payg'ambarlardan birortasini ajratmaymiz. Shuncha Alloh aytayapti, Hijr egalari payg'ambarlarni yolg'on chiqildi deydi. Bitta payg'ambar yolg'on chiqirishlik butun payg'ambarlarning to'qishi bilan barobar bo'ladi. Demak, ashabul Hijr bu Samud qavmi, Solih alayhissalom yashagan qavm. Samud qavmi yashagan joy hozirgi kunda mavjud. Hani nazarada atılış gibi bir insan hazır atıp koyuyor. Hazır mavcud bu Samud kavmi yaşayan. Allah kavmi barası yokkan. Ana şu kavmlarda yaşayan cahil mavcud. Madinanın şimali garbada 380 kilometre uzaklıydı. Ana şu mekan cahilaşken bar hazır. Peki. Ekledik ki biz hazırlı varlanlarına şu tezler ünlüde katlar edilen gam boyanın için ona cahilarda bir ziyaret kılıçlık ki ibret kılıçlık ki şaşırmıyoruz. Tezler ünlüde varlar edilen nasıl okuladı. Ama bu tüküzü boyandan ki. Samud qavmi mana aytdik, Ad qavmining zurriyotlaridan deb aytdik. Ad qavmining bir hunari bor edi. Nima edi u? Tog'larda o'yib uy solishardi. Mana shu hunarni ulardan egallashga o'rganganishgan edi. Wa samudal ladina ja'a sahra bil wadi dalaqa. Samud tog'da o'yib, tog'da uy o'yib turib uy solgan qavm deydi. Ya'ni otalar mana shu Ad qavmidan o'rgangan hunarni ular o'zlarida saqlab qolishgan. وعاد وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم و ثمود ولاد مكانları sizlarga ko'rinib turibdi deydi Alloh taolo. Alloh taolo ularga tog'larni sizlarga uy solishlarini qanday bir ajoyib qudrat egasi ekanliklarini Qur'onda bayon qiladi. وَقُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَذْكُرُوا عَلَى اللّٰهِ وَلَا تَعْفَوْ فِي الْعَرْضِ مُفْسِدِينَ Solih Aleyhisselam gözünü kavmiga aytadi ki, ey kavm, Ad kavmidan keyin sizlerin yeryüzüge hukumran kılgan Allah'ta eslemişsiler mi? Sahillerde, üllerde, tağlarda, kasırlarda kurasılar, üllerde kurasılar, Allah'ta orada nimetlerini esleyler, yeryüzüge fasat fakatı şubumeyler. Yani Solih Aleyhisselam'ın tılba Allah'ta orada yaptı ki, Ad qavmiga Alloh taolo qanaqa ne'matni bergan bo'lsa, hammasini Samud qavmiga bergan edi. Samudda bor bo'lgan hamma ne'mat, Ad qavmida bo'lgan hammasi Samudda bo'lgan. Lekin aynan ana shu Ad qavmida bo'lgan kufr ham Samud qavmida bir marta takrorlandi. Atutraquna fi ma hauna aminin fi jannatin wa uyun wa zuru'in wa nakhlin talwaha hadin wa tanhituna min al-jibali buyutan farihin. Fattakullaha va atiyavun.
Xuddi onun o'zi, sog'dilar, qodaxasilar, bog'lar, ne'matlar, bog'lar. Samud qavmida, Ot qavmida nima bo'lsa shu bor deyapmiz. Yana Samud qavmida, Ot qavmida bo'lmagan bitta narsa bor edi. Nima edi u? Bu Ot qavmi haqidagi ibrat xulosa bor edi. Xuddi shu ne'mat Samuddan takrorlandi va Samudga yana bitta narsani berdi. Sizlardan bo'lgan bo'lgan Ot qavmi shu ne'matlarga, sizlarda bo'lgan ne'matlarga shukr qilmoqda, biz ularni xarob qildik degan xulosasi bor edi. Siz bilan bizda nima bor? Siz bilan bizda ana shu o'tgan ummatlarda hammasini xolidan ibrat bor bizda. Biz ibrat olishimiz kerak. Agar kim dunyoda qo'yayotgan bo'lsa, orqamini ko'rsin. Ko'chalarni g'ishlari pillalar kumushdan bo'lgan ekan. Nima bo'ldi oxir? Agar biz amalda qo'yayotgan bo'lsak, Fir'avnni ko'raylik. Nima bo'ldi? Agar hukmron bo'lib ketgan bo'lsak, Namrud qo'raylik. Bitta cho'loq pasha bo'yniga kirib o'ldirib qo'ydi. Insonning qadr qiymati qo'lidagi dunyosi bilan o'lchanadigan bo'lib qolgan hozirgi zamonda. Kiygan kiyimi, mingan mashinasi bilan o'lchanadigan bo'lib qolgan. Bu holatki insonning qadrini Alloh taolo bu narsalar bilan o'lchamaydi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaradi. Agar bu dunyo dedi, dunyodagi jamiki boyliklar bilan Allohning huzurida chivinning qora tishining qadri bo'lganida chivinning o'zi qancha vazni bor? Endi qora tishining qancha vazni bo'ladi? Ana shu chivinning qora tishining qadri Alloh uchun bu dunyodagi boylik deydi. Agar shunaqa qadrli narsa bo'lganida dunyo matosi, kofir bu dunyoda bir tomchi suv ichmagan bo'lardi. Lekin nima qilaylikki, biz o'lchovlarimiz, qalbimizdagi o'lchovlarimiz buzilganligidan insonning qadrini dunyo matosi bilan o'lchagan bo'lib qolganmiz. Lekin bu o'lchovlar insonlar o'zlari uchun qo'ygan yerda betidagi o'lchov. Ertaga yerni tagiga 2 metr pastga ko'milgan paytimizda bu o'lchovlar yerda betida qoladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, inson o'lganda qabristonga 4 ta sirchi barobar orqasidan. Boyligi, obro'si, amali va bola chaqasi. Uchtasi qaytib keladi shundan deydi. Faqat amali qoladi deydi. Mo'min odamning qadri taqvosi bilan bo'ladi. Inna taqvakum indalloh yaqqakum. Alloh huzurida sizlarni eng hurmatli bo'ladiganlar taqvodorlar deyapti. Samud qavmi dunyodagi hamma ne'matga erishgan. Dunyoda hukmron bo'lgan yakkalar. Ularda hamma narsa bo'lgan. Ya'ni biz siz bilan intilayotgan jannatga nasib bo'lgan, lekin iymon bo'lmagan ularda. Shuncha ne'matga qaramasdan qavm barcha kofirlikda qolaverdi. Alloh Allohdan o'zlarini birodari bo'lgan Solih alayhissalomni payg'ambar qilib yuboradi. Solih kim edi? Solih alayhissalom payg'ambar bo'lmasdan turib, o'zini qavmidagi hakim solih kishilardan edi. Qavm o'rtasida bo'lib qolgan kelishmovchilik qolgan masalalarini, ba'zi ishlarni maslahatini hal qilgan muammolarni Solih alayhissalom oldiga kelishardi. Ya'ni hurmati joyida avtoritet odam bo'lgan. Qachonki la ilaha illallohga chaqirganda inkor qilishdi. Shuni bo'larkan o'zi. Xaloq-xaroq bo'lsa kelganda ikkita birodar kelishmay qolar ekan. Biri xaloq buni qilamiz desa, biri xaloq buni qilmaymiz desa, shu yerda ekan bo'lib ketaverar ekan. Nuh alayhissalom parvardigoro o'g'li cho'kib ketgandan keyin oilamni saqlab beraman deding. Seni va'ding haqida. O'g'li mana oilamdan uzoq bo'lmaganini dedi. Inna qolaysan min ahli. U seni bo'lmas edi, seni oilangdan emas dedi. E'tiqod masalasi kelganda, kufr bilan iymon kelganda, u qarindosh urushi Alloh taolosi uziladi deb Alloh taolo. Nuqta deb Alloh taolo. Seni o'g'ling emas u. Demak, aqida masalasi musulmonni birlashtiradi bir-biriga. Aqida masalasi La ilaha illalloh ikkita. Umuman, xilma-xil millatdan, xilma-xil yerdan bo'lgan odamlarni ota-bolalar yaqin qiladi. Endi ota-bola bo'lsa-chi, biri musulmon, biri kofir bo'lsa, o'rtasida hech qanday aloqa bo'lmasligini Alloh taolo Qur'onda zikr qilyapti. Astagfirullah, qolu ya solih qad kunta fina marjuan qabl hadha. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una wa innana lafi shakkin mimma tad'una ilayhi murib. Ya'ni Solih alayhissalomni o'zini qavmida hurmati baratligini Alloh Samudni tili bilan bayon qiladi bizga. U aytishadiki, "Ey Solih, mana shu kalimani aytishingdan burun ichimizda hurmatli yaxshi odam edingmi? Ota-bobolarimiz sig'inib kelgan butlarga ibodat qilishidan qaytarasanmi? Seni chaqirayotgan narsada biz shubhamiz bor. Seni ishonmaymiz payg'ambarligingga." Ya'ni o'zlari e'tiroq qilyapti. Sen yaxshi odam edingmi biz ichimizda? Lekin la ilaha illallohga chaqirgan paytda yomon bo'lib qolyapti. Astagfirullah, qala ya qawmi abudullaha ma lakum min ilahin ghayru huwa anshakum min al-ardi wasta'marakum fiha fastaghfiru thumma tubu ilayhi inna rabbi qaribun mujib.
İkam, sizlerde Allah'tan başka ilah yok, fakat onların ibadetliler. Sizler de yeryüzüge hükümran kıldı, onların istihbaratıyla. Sonra tavba kılıyorlar, Allah karib-i mucib bulgansa. Hud aleyhisselam özüne kavmi adına kanca ogahlantırken olsa, Samud kavmini paygambarı Salih aleyhisselam hud düşündüysen takirarlar. وَقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ اَشِرٌ Allah Teala dedi, Kur'an'da kavmına dedi. Kerif kerif sende düştü mü zikir? Sen geçerdi mi peygamberlik? Belki sen kazzap duyursan, yalancı duyursan. قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ Sen sihir körgenlerden yok mu sen? Salih Aleyhisselam gibi kaç adamlar iman keltirgen buldu. Samud kavmi, ulardı maskara kılıp, sizler sağlaki iman keltirdiydi ama. Hadi genç cevap verişken de biz kafanız bu nasıl geldi işte. Subhanallah biz hazır bir bu ölürken işlerde bir hikaye katarda eşit boy yapmasa lakin bu nasıl sadır boyandı. Ana şu küfür diketirip durgen parktaki adamlar ulanın nene kütüp durgenliğini bilgeni de kabular deken. Biz o anını bilemeyiz. Biz genelde bu katı tasır kıl yaptı. Lakin insanlar başı yekemek için köz açılmasakken. Hasan'ı hatırlatken de insanda ya ölümden keyin başka marizani keregi keregi yok. Salih Aleyhisselam'dan şümlemadı genel oluştu. Yani sen nahtsan, sen bizi ağzımızı yekirdin, bizi başımızı musibet, bizi bir balak edadı. قَالُوا اتَّيَّرْنَا بِكَ بَبِمَنْ مَعَكْ قَالُوا قَالُوا مَعِنْدَ اللّٰهُ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ Bizden nara bu. Kaçan bizi yakınlaşabiliyor musun? Bizi musibet yeterdi. Sen düşünsen. Salih Aleyhisselam ne diyor cevabı verdi ki قَالَ يَا قَوْمْ اَرَعَيْتُ بِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّي وَاَتَانِ مِنْهُ رَحْمَةً فَمَنْ يَنْصُرُنِي مِنَ اللّٰهِ مِنْ أَصَيْتُ فَمَا تَزِيدُونَنِي إِلَّا تَخْصِيرٍ Ey kavm, eğer Allah münge özüne rahmeti bulan peygamberliği vergen olsa Allah'ı asili kısan şundan ki inan, kim dene Allah'ı balasına sakla koladı, ahir akıl yüzmüysiz adına. Vasilatten bu koyarken işim için, mükafat soruyarkenim yok bu, benim mükafatım Rabbil'e alamindir zınması da yok, akıl yüzmüysiz adına değil. Yani bana şu davranımlar, dünya matasını orta koyarken bulsan, dünyada tamah koyarken bulsan, sizlerden mükafat kalaklayan bulmaz mıdır? Akıl yüzmüysiz adına değil. Cüde köyde hıvarlar buladı. Salih Aleyhisselam'ın kanun iman ketişiyle boş tortadı. Şunda, ana şu Nâlı kıssalardan biri şurada bir rol verildi. Ona da şey dedi ki, hemen peygamberler mucize getirgen. Sen kuru gelince biz iman getirmiyemiz, sen bizge mucize getirdin işte. Bana şuradan başladı kıssanın asası kısmı. Açıkçası biz de işte, ana şu kavmının maraoları, maraolar bu konu tuğları. Aliye zuvarası katta olumlu adamlar bizde, çünkü bizden etken de. Kavmını başkaladığın peşivaları. Adette peygamberlerde daim kendilerin geçeri matavalar iman getirgen. Çünkü onlar da Allah'a ihtiyacı köy buluyen de. Sonra diyen esas köy buluyen. Şakaratı desem Allah dedi, yahutu desem Allah dedi. Hem de kalkı kusura kutu olmasa o kulu bile halkı koyarken bir hoşete nazar bu. Çünkü Allah demeydi bu. Olum ararken. Bayek, şirkke, kambakatı küfürge yakın yürüdü deyişken eken. Kader ama baradan kafir şirk yatırıp o şirk yakın yürüdü. Kambakalardan kafir bu kol şirk yakın yürüdü. Ne kadar yani bu? Baradan hemen asana kulu bile, hemen asana bir mağlamına kalkıp durup, kolundan hemen iş geledi, kolundan alıp o problemine kalkıp oramadı durup, şirk yatırıp o şirk kafir yakın yürüdü eken. Yani kambakalardan küfürge yakın yürüdü dedi. Ne kadar yani? Bu kambakalardan halal boyun bir babak kısılan kıfak bir rızkıya bağlı şirket olmasa kinci birine az gün aşağı yiyen basama derken Huda Allah'ın özü de var orken. Yani adam da açtı. Şu okumuş adamlardan, ziyaret adamlardan, akademi boyanlardan. Akuda Ali'nin işlemiyim ben. Ne nedir? Akuda olsa adamlar çünkü kıyanekeni körüp durup tek koklayamadı. Subhanallah bu dünya intiharmaz mı? Akademi boyunca ve de Allah'tan karnılaşma attı. Bu adamda akıllı demiydi Allah Ta'ala. Acaba bir insanda akıllı Allah'ı tanızmasa o akıllıymaz. Bir adamda okuduğun ilmi Allah'ı tanımasa bu ilimliymaz. Bu yaklak boyu, çıralı yaklak boyu ilimmez.
Agar Allohni tanitmasa bu aqli, bu odam aqlli deyilmaydi. Agar dunyoda iymon keltirganlar hayoti zo'r bo'lsa, unda yaxshi yashash uchun ham iymon keltira olmaydimi? Alloh taolo kimni dunyo bilan sinaydi, kimni faqirlik bilan, kimni kasallik bilan imtihon emasmi bu? Bu akademiyada ahli joyda emas ekan. Chunki la ilaha illalloh qilib ishlashga to'g'risa, unda nima imtihon qizib qoladi? Shunday emasmi? Ana shu qavmida mana shu qavmni qursog'i to'q, zuvas katta zulga ma'lumotlar aytishdiki, ey solih deyishdi, mo'jiza keltir. Lekin to'g'ri kelgan mo'jizani qabul qila olmaymiz. Mo'jizani biz o'zimiz nima qilamiz? Buyuramiz, zakas qilamiz. Subhanalloh. Agar Alloh iymon berishini xohlamasa bir bandasiga, millionta mo'jizani keltirganda ham Subhanalloh robbi, Iso alayhissalomga qavmi aytadi, ey Iso, seni Robbing bizga osmondan dasturxon tushishlikka qodirmi deb so'rashdi. Ya'ni yeri deyapti. Biz ham odamlarga o'xshab. Allohdan qo'rqinglar, iymon keltiradigan bo'lsanglar. A tushib ko'raylik, inaki iymon keltiramiz dedi. Iso alayhissalom Allohdan so'radi, Parvardigor bizga mo'jizani tushirgin. Qur'onda mana mo'jiza degan sura bor. Allohni yaqinlarimizga bir ziyofat bo'lsa, va sendan bir mo'jiza bo'lsin. Alloh taolo dedi. Men mana shu dasturxonni tushiraman. Lekin shundan keyin kofir bo'lganlarda hech kim azoblamagan azobimni azoblayman dedi. O'shuncha jahannamda eng tubida Fir'avn bo'ladi deyiladi. Yana mana shu dasturxon egalari bo'ladi. Chunki Alloh taolo Adhil ala Fir'avna ashaddal azab. Qiyomat qonun bo'lganda Fir'avnni jahannamda eng tubiga otishinglar dedi. Shuni dasturxon Alloh taolo. Ko'zini oldi dasturxon tuzilgan tushdi. O'tirib Iso alayhissalom sahar bo'ladi. Iso alayhissalom yashagan shaharlar hammasi o'tirib yeyishdi. Yana kofir bo'lishdi. 12 tadan oshqolam iymon keltirmadi. Bu nima degani? Bu yerda o'tirganlar birorta mo'jizani ko'rganliklari yo'q hali. Birorta tuyani yoki birorta bir Osmon ostidan meva yo'qotib iymon keltirdi-ku, birodarlar. Ularga qarab shu bo'lib payg'ambarimiz zamonida yashagandan ko'ra keyin yashab iymon keltirgan afzal emasmi? Insonni qadr dunyosi bilan o'lchamaydi dedik, iymon bilan o'lchanadi dedik. Demak, bizni qadrimiz Alloh taolo qildi. Endi shukrni ado qilaylik, Alloh ziyorat qilsin. Agar shukrni ado qilmasa, Alloh qotib qo'yaman deyapti. Insonda iymondan ayrı qoladigan amali bo'lishi mumkinmi deb ulamolar so'rar ekan. Ulamolardan. Inson e'tiqodda kofir bo'ladi. Arabi xolosa kofir bo'ladi. Namoz o'qimasa bo'lsa kofir bo'ladi. E'tiqodda kufr. Endi amaldachi desa, uchta ishlatgan ekan ulamolar. Mana shu bizga berilgan iymondan ayrı qolishimizning uchta ishi bor ekan. Birinchisi, shu deb iymonda shukr ado qilinmasa Alloh olib qo'yishi mumkin deb ekan ulamolar. Eshityapmiz mana shu masalalarni. Shunga amal qilmasak, shukrni ado qilmagan bo'lamiz. Ikkinchisi, iymondan ayrilib qolish mumkinlik xavfi bo'lmasa insonda. Agar iymondan bo'lishi mumkin degan qo'rquv bo'lmasa musulmonda, Alloh olib qo'yishi mumkin. Va musulmonlarga ziyon yetkazadigan bo'lsa, qasd qilib, shu odamlar ham iymon olib qo'yishi mumkin deb marhamat qilgan ekan ulamolar. Shukrni ado qilmasanglar iymonda. Iymondan ayrilib qolish xavfi bo'lmasa ishlarda va musulmonga ziyon yetkazishni qasd qilgan bo'lsalar, iymonga Alloh qo'shish ehtimoli bor deb aytishgan ekan. Sen roh payg'ambar bo'lsang, bizga mo'jiza keltir, lekin to'g'ri kelgan mo'jizani biz qabul qilmaymiz. Ana shu gapni yopishtirishganda bir katta bir xasan toshlarga o'tirishardi. Bitta qaytdi. Mana tosh yorilsin dedi. Ichidan tuya chiqsin dedi. Bosa kulishdi mazza qilib. Masxara qilishyapti. Yana bitta qaytdi. Bu tuya dedi, rangi qizil bo'lsin dedi, yana kulishdi. Hali yo'q narsani ko'pirtirish bo'ladi-ku. Qoronda qanaqa bo'lsa, desa, unchida maraqasi bo'lsa, deb qo'shaveramiz-ku. Bo'lmaydigan narsa bo'ladi-ku, qo'shaverasiz-da. Qo'shishdi. Rangi qizil bo'lsin deyishdi. Yana kulishdi, xoholashib. Yana bittasi qo'shimcha qildi. Juni uzun bo'lsin dedi. Tuyani juni uzun bo'lmaydi o'zi. Yana xoholashib, yana bittasi qo'shdi. Shunaqa katta bo'lsin-ki, bir kun biz ichadigan suvni kechgacha o'zi ichadigan darajada katta bo'lsin. Bir kun suv ham ichsin, bir kun biz ichaylik dedi. Yana kulishdi. Yana bittasi aytdi, qonida 10 oylik bolasi ham bo'lsin dedi. Yana kulishdi. 10 oylik tug'adi tuya, agar bilmasa bilib olaylik.
Yani mucizeni zekas kılıçtı bizi tırbılarken de. Şerşeri de. Bunu kılamasını yiyor. Sonra Aleyhisselam ayıttı. Eğer şu sıvır ayet etken ben sana kirtirsem iman kirtirasılar mı dedi. Buraya hadi işte. Buna şöyle bir hatıracağım ki buna sana mağlamıydı. Allah Azze ve Celle'ye ne ne diyen ki bu? İnnemâ amruhu izâ arâde şey'en en yekûle lehûkûn hayekûn. Allah bir işte kımakçı olsa, bir nesana halese bu olduydı, bu oladı. Bizi Rabbimiz kanaka, kudretli hikayelini bilse de keder. Rabbimizin kimliğini yaş, tanı seçti. Hayatımız şirin bu oladı. Biz, ben işte oturup ben, silah oturup silah. O suyana oturup yana deli kolma yaptı. Çünkü suyançılığı var olardı. Suyanın canı deli kolma yaptı. Biz hayatta Allah ki suyanın işini bilme geldiğimizden delimiz kalıp kedi yaptı. Beraberler. Çünkü bizim suyançılığımız yok. Biz özümüzü hareketimizde, akılımızda, pulumuzda, tanışverişimizde suyan geldiğimiz için belimiz tarif etti yaptı. Hakkancı köpürtürseydim, bunu yap, hatıracağım dedi. Eğer o adam suyançılığı bulabilen olsa deli tarifmiydi, şunu demez mi? Bu kavimler, sağlıklı Rabbisi kimliğine tanışmazdı dedi. Biz Rabbimizde suyanıp yaşaçta uygun olan günümüz, hayatımız zor buladı inşallah. وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ Kim Allah'a tevekkül etse, bu adam da hesabı Allah'ın zimmesinde bildi. اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ Allah tevekkül kılabiliyorlardı, Allah ki suyanabiliyorlardı, yaş görebilir yaptı. Tevekkül değil mi? Tevekkül, oktidarı, gam kımaslık ki. Tevekkül değil mi? Dengizli torbaları koyup alakçı, elini balık kendisi gibi gam kımaslık ki tevekkül. Netice hakkı da gam kımaslık. Tordu yere de geliyor cevabı. Bana burada bir gün cevabı var da kurudan çeker. Sabahtık koyup durun, netice hakikaten ne yapılıyordu? Ramkını, şu tavakkül bu olarak ya da. Bizde var şu tavakkül. İnsur, asma, çünkü o yüzden asap keserlileri bu muydu Müslümanı? Yok Müslümanı bırak bu işe ya. Çünkü netice hakikaten ram kısa zaman olarakken bu olarak. Netice hakikaten ram kısa zaman olarakken bu olarak. Çünkü ne desin? Salih Aleyhisselam kimi de? O mutavakkilinlerden, Allah'ta suyanlarından edin. Şunlara dedi, şuna mı sonra yanasıyla? Şuna sanki, yani Rabbisini tanıttı kimdi yine? Bizden tanıyoruz mu Rabbimizi? Allah'ı tanıştık, neme bilen buladı? İlim bilen buladı. İlim okşuyu bilen buladı. Rabbisi kaçta tanıyacaksınız? Çünkü yağırlıkka, çünkü sınırlıkka yakın buluyken bulurasınız. Rabbinizi kaçta tanıtıyorsanız, şunca kalbinizde de yanlarda Allah'ın uzaklığı olarak onu bilen. Sonra Aleyhisselam ana şu tavakkül kılabiliyenlerden dedi. Adamla da toplayırlar dedi. Adamla toplanıştı. Sonra Aleyhisselam Allah Teala'ya dua kıldı. Yer kımırladı. Taş yoruldu. İçiden. İnsanlar tarihinde en katta tüya, cünü kızıl, cünü uzun, karnı da onarlı boyası olan tüya çıkıp geldi. İtibar verildik. Otasız, anasız, kuru kızılmaz, karnı da boyası olan. Allah Azze ve Celle kadir mi? Subhanallah Rabbil Alemin. Allah hakkında ayetten fark. İnsanlar otas bu da, otas ziyaret edip, Allah da onu da dağa kırarken düşürüyor. İsa Aleyhisselam yaraşına bir katta nasip edilirse tüyü yakara koysun. İsa'nın hakkında anası var idi. Tüyanın atası yan, anası yan yok idi. Yani hamileler alıp çıkmadı mı? İsa'nın kulağı doğru derken müşriler, Adem Aleyhisselam yakarasın. Atası yan, anası yan yok idi. Lordan donadı mı? Allah kaldırmaz mı? Atasız, anasız, kanlı doğan anı barası bilen en katta Kızıl Ram'daki cürü uzun tüye çıkıp geldi. İman kettirdiyse gidiyor zaten. Yani aslında şu tekenlerken iman kettirse kere yok buradalar. İman Allah dağılardı, bandası yedir adına en kette nimet iken ki yakşı körgen yedir adına fakat. Tam oldu mu? Tüye çıktı. Yende şarttı, Salih Aleyhisselam koştu başladı.
Astagfirullah. Hadisi naqatullahi lakum aya. Fadharuha ta'akul fi ardillahi wa latamassuha bisu. Fayakudakum adabun alim. Bu Allah tutuyası. Hiç koyuyorlar. Allah yerine yürsün yesin. Yamanlığına koyuları tekizmeyeler. Sizlerce alamını azap yeterdi. Yani mucize ular altça sıfatçı nasip oldu. Bu mucize şu an mucize oldu ki Musa Aleyhisselam'ın mucizesinden bulmadı. Musa Aleyhisselam kaslarına taşadı. İlahi Allah'ın hamasını yedi taşadı sehredi ve tügeldi. Beşte de tügeller kördü. Beş minütte on minütte tügeldi. Ulan mucize olmadı bu. Kolunu kapıda tıktı, ahlakını çıkardı, tügeldi. Buna kadar olmadı bu. Bu mucize ulardılar, bir neçe ay yaşadı. Eğer sihirlerin bizi gözümüzü derse, sihir baktın çek olardı. Şunu yemez mi? Bir saat bulan, iki saat bulan tügeldi bu sihir. Sihir, bu közlü bağlaşır. Bu sihir nasıl? Yani hatal etme, imanlı Allah yaş görgeni yedirdi. Ve şükür kılıçını talak kıladı. Şükür nasıl Allah kalkı koyardı. Biz özümüzden çekmeyelim. İmanlı en asası cayı can çıkarken fayda bilinirdi. Amallar ne masihara geçemedi? Halkı masihara. Üçüncü boyunca üçte nasıl duruş gerek? Şükür ne ava alış gerek? Ayrılıp kalışı gibi mümkünlüğünü esten çıkarması gerek. Korkup yaşaş gerek. قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَتَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. Bu Allah tutuyası, evde suda bir gün o içeri, bir gün suda içeri var. E ne demek istiyor özleri? Sonra şu oldu mu? İnsanlı balası, teleden, telende gayri. Senden soruldun da üç gün için, bir gün su içine, bir gün su bu içine. Bu maskara bu yani, Allah falan onlardı, cezal adı bana şunarsa falan. Su, şuna içerdi ki tumşuğunu tıkıp durup havuzda, bir gün keç keçe su içerdi diyor. Bir gün sarıp kalmış, nabat kıyken de su da içerdi, ötler gün yapmayardı, ötler gün kere taş dağıdı yapıp, şu keç keçe su içerdi. Ve su içtirgen payette sağışardı o sağlık üstünü tüyanı. Ve sütü bütün kışlağı kayıtardı. Bu mözlerine tadıma görüşken de mağazasını. Lekin iman getirişti mi? Yani kaderi kader atıp çeşenimle münasadan. İmanda Allah yakış görgeni yedirirdi. Mürde bir zan körsedin, eğer Allah kalbini açın diyen olsa iki bulur. Öyle mi? İçte matadan bir kodukta olan ama hak koyman denir. Tıkta keseden atıyor, kodukta bu Allah'ı, biz burada bir Allah böyle çakırışlıydan bulalım, burada nasihat kılışlıydan bulalım, bu kalbi ilgesiyle yaklaş gerek. Parvatlı, maşallahını kabul etmişaktın. Ve şunu hidayette beni sevap edin. Allahümme ihdina vahdibina ve cehenne sebeben liman ihtede. Parvatlı, bizi hidayet kur. Ve biz bilemem hidayet kur adamlardı. Adamlardı hidayetiyle bizi sevap edin. Dua o. O siz hiç kaçan oğlunuzu, kızınızı ya da hatınızı bir Müslüman buluşurken macun koyar mısınız? Eğer Allah kalbine bakılırsa, yumuşatmasa. Kim diyor öyle bize kim? Hadi. Bolesine valla namaz okudu işten bundan kim yıkılaş gereken? Yani Rabbisi tanısız, bilhassa kadar kılmamına kılıştı Rabbisi bile. İnna mursilun naqati fitneten lakum fattakibkum vastabir. Elbette biz onlara tüyana fitne kılıp veririz. Kuzak kılın, sabır kılın da Allah'ta olan. Yani bir nimet, bir mucize, bir kavimge nimet kurbanken şey mümkün eken, fitne kurbanken şey mümkün eken. Allah kurban dedi dünyada verirken, nimet kurban verirken, o fitneye buluşu mümkün eken. İnne minne Allah kuvazvadukum aduvallakum. Muhalli dünyalarda, hatta balaçak kanallarda sizlere düşman var, kuşlar boyunlar dedi. Karaka düşman, eğer bana şu balaçakla, ticara, hatta üy, Allah'ta zikirden toz koyarken bu fitne kurdu. Şu balaçakla dedikleri ibadetini yapmasa fitne eken bu. Ya eğer bu nasıl bize Allah'ın ibadeti ki tuttu diye olsa, bu fitne basarken. وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ كُلُّ شِرْبٍ مُحْتَضَرٍ. Ve haberleri olarak ya, su bölündü. Bir gün sular içerisinde olurdu, bir gün tüyü içerdi. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ. Allah'ta peygamberi olarak ya, bu Allah'ta tüyası, gözüyle bakıyorlar. Ve tahdit kıldılar o yanadır.
Mo'jiza bo'ladi. O'g'li onada bolasi bilan edi. Umroda tug'adi, dedi, kamida bir oy yoki undan ko'proq muddat tuyolma qildi, yashadi birodarlar. Odamlar mo'jizani ko'rib, Allohga intilganlar, Alloh qalbini sekin-sekin hidoyat qilishni boshladi. Mo'jiza bo'ldi. Bitta narsani qoshlaridan kechgacha suv ichib chiqib ketadi. Shunda kun olib ko'rishadi mo'jizani. Odamlar sekin-sekinlik bilan iymon keltirishni boshlashdi. Musulmonlar soni sekin-sekinlik ko'paya boshladi. Va qavmlar ana shu ma'nolari bu tuya ichimizda yursa solihga ergashib ketib qolar ekan odamlar. Bizi gapimizga kelmay solihga ergashib qolar ekan. Kelinglar tuyani o'ldiramiz deyishdi. Undan tashqari bu tuya bizi bezovta qildi. Chunki kun bo'yi suvda egalar oradi butunga. Tog'dan tushib kelayotganda yo'g'onligidan tuyalarimiz, qo'y-qo'zlarimiz qochib ketyapti. Kelinglar qutulamiz. Fadolamu biha. Allohni tuyasiga zulm qildilar. Aytilgan edi ularga. Yomonlik bilan qo'llarga tegizmanglar, sizlarga Allohni alamiy azobi keladi deyilgandi. Lekin bu Alloh taolaning qalbini ko'r qilgandan keyin Allohga rahmat kelsin. Va mana shu malolar o'zlarining ichidagi ko'pchilik muorixlarda e'tirofiga ko'ra Qudo ibn Salih ibn Jida degan kishini chaqirishdi. Alloh taolo u haqida aytadi: "Idin ba'sa ashqoha." Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadi: "Ayol yashab o'tgan odamlarning eng badbaxti mana shu Qudo" deydi. Chunki Alloh agar uni badbaxti, o'zini ichidagi eng badbaxt kishini yubordilar deydi. Qudoni o'zini bir qancha bir ulfatlari bo'ladi, arab majlisi bo'ladi, 9 kishi bo'ladi ular. Va kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Arab majlisi bo'ldi bularda. Birorta bir salohiyat yaxshilik yo'qdi, faqat fisq hujur bilan ovora bo'lardi. Chaqirishdi va tuyani o'ldirishlikka undan iltimos qildi shuni. Qudo qabul qildi. Va qavmidan shart oldi Samud qavmidan. Biz tuyani o'ldiramiz. Agar bir kimsa bizga ziyon yetkazmoqchi bo'lib, bizni bir jazolamoqchi bo'lib kelsa, hamma himoyamizni himoyalarga olasizlarmi? Deb so'rashganda ular nima dedi? Ha, dedi, tuyani o'ldirishda faqat Qudo emas, butun qavm ishtirok etdi. Demak, Samud qavmiga balo yopmasa kelgan paytda Alloh taolada ayni adolat sodir bo'ldi. Chunki qavm katta kishiga orasi nima qilishdi? Rozi bo'lishdi. Agar Qudo o'zi o'rib qo'yib turib Samudga balo kelganda bu qavmlarga da'vo bo'lishi mumkin edi. Lekin Alloh taolo nima qildi? O'zlarini o'zlariga hujjat qildi qarshi. Va kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Ana shu shaharda 9 kishi bor edi. Faqat yer yuzida fasod tarqatardi. Hech qachon bir solih bo'lmagandi ular. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, takazzabuhu fa aqaruhu fa damdama alayhim rabbuhum bi dhanbihim fa sawwaha." Fa aqaru naqata wa ataw an amri rabbihim wa qalu ya salih i'tina bima ta'iduna in kunta minal mursalin. Solihni ular yolg'on chiqarishdi va tuyani oyog'ini sindirishdi va parvardigori qilgan gunohlardan ularni vayron qildi. Tuyani oyog'ini sindirishdi va parvardigorini buyrug'idan yuz o'girdilar. So'ngra aytdilar: "Ey Solih, endi qo'lingdan kelgan ishni qil" deshdi. Alloh bashirmasin. Mo'jiza deyishudi, mo'jizani ularda talab bo'yicha keltirildi. Mo'jiza Alloh taolo yaratib turib shart qo'yib, agar shunga yomonlik bilan qo'latsangizlar sizlarga balo keladi dedi, yana qo'lini cho'zishdi. Ahmoq masada bular. Jinnimi bular deysizlar? Yo, ahmoq masada aqlligidi bular. Esligidi ba'zi odamlarga o'xshab. Lekin Alloh qalbini ko'rgandi bularda. Ko'zlar ko'rmas edi Alloh taolo, balki qalblar ko'r edi shuni bo'lgan deydi. Insonning ko'zini ko'rlik hech narsa emas. O'lib qutuladi dunyoda bu ko'rlikdan. Qalb ko'r bo'lmasin. Tuyani o'ldirishlikka mana shu 9 ta kishi kirishdi. Va tuya o'zini suv ichadigan navbati kelgan kunda pastga qarab tushib kelayotganda ana shu 9 kishi hujumga o'tdi. Qudo buyurdi hujum qilishdi.
Lekin tuyani kattaligidan, ulkanligidan hali 8-9 tasini, 8 tasi qo'rqqanidan qochib ketdi. Xudo kuldi ular ustidan. Tuyani qo'rqasizlarmi dedi. Qo'lidagi asobi bilan borib tuyani oyog'ini urib sindirdi. Faqaruha degani aql degani bu oyog'ini sindirishlik degani. Yiqildi va hammasi hujum qilib o'ldirishdi. Aytilgan mo'jiza aytilgan shart bo'yicha keldi. Ularga ehtiyotkorlik qilishiga aytilindi, lekin Alloh ularni jahannamni bo'lishini xohladi. O'zlari xohladi bu narsani. Ularni hech kim majbur qilgani yo'q. Tuyani o'ldirishayotganda bolasi tug'ilgan edi. Xuddi o'zini shaklida edi. Qizil edi ular, bo'g'oq edi ular, dunyo uzunida, onasi bilan kelib suv ichar edi. Enasi bir oyga 15 kunlik tuyani bolasi onasini o'ldirishayotganda tahora qochib chiqib ketdi. Ana shu toshlar yo'lda Allohning mo'jizasini bolasi. Uni o'ldirib bo'lgandan keyin uni ham quvib yetishdi. Uni ham o'ldirishdi. O'ldirishayotganda 3 marta qattiq qichqiradi. Solih alayhissalomning bolasini xabar etganda tezlik bilan yetib kelsa butun samud qavmi to'planib, tuyani soyib, pishirib, go'shtlarini yeb o'tirishgan bo'ladi. Sutini tushirib, go'shtini ham yeyishdi. Nima deyilgan ularga? Wala tamassuha bisu yomonlikdan qo'llab uzatmanglar. Sizlarda bir alamlantiruvchi azob tushadi degan edi. Tuyani o'ldirishdi. Solih alayhissalom aytdi, endi sizlar o'zingizlarning xonalaringizda 3 kun ne'matlanib yashab olinglar. Sizlarga 3 kun muhlat dedi. Ya'ni 3 kundan keyin sizlarga nima keladi? Balo keladi dedi. Hamma go'shtdan yedi. Tuyani o'ldirgandan keyin bu bilan kifoyalanishmadi. Aytishdi, Solih dedi, o'ldirib qo'ymaymiz dedi işte. Bana şu 9 kişi kornuna toğrusu tüyanı gözünde bulundan ki Salih Aleyhisselam'da yüge kadar cönaştı. Ve bana birinci bol manaslarda başlıyor yoğunu. Yer kımırladı onlar bana şu yolda ketirken de. Hem atı tızlasına çöküp koyan da başlıyor taş yoğdu onlar da mesela. Ve kâne fil medinete tis aturak in yufsidûne fil ardı vara yuslihûn. Yeryüzde fakat buzgunçilik olan 9 kişi birinci bol olarak bu oldu. Salih Aleyhisselam ve Mumullar qavmni tashlab chiqib ketishdi. Balo va'da qilingan kun kelishidan burun. Qalu taqasamu billahi lan ubayyitannahu wa ahlihi thumma lanaqulanna li walihi ma shahidna mahlika ahli wa inna la sadiqun. O'zlar aytishdiki, Solihni kechasi o'ldiramiz. So'ngra urg'oymoqni bizdan so'rasa, biz uni ko'rmadik. Biz bilmaymiz shu narsani. Biz rost gapiryapmiz deb qo'yamiz deyishdi. Ha, urg'oyga o'shaqa deyish bo'lar. Lekin Alloh taolona deb javob berishadi. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرُنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ Ular makr kıldı dedi Allah. Ular makr kıldı, hile kılıçtı. Bizden makr kıldı dedi. Şimdi ular da kıyam hilesini, makrini, akıbatını ne buldu? Sezişimi kaldı. Elbette biz ularını, hammasını vayran kıldı dedi. Ulan bir iş kıldı diye yapalım. Biz ham bir ish qildik deb aytdi, lekin sezishmay qoldi. Biz ular qala qara ularni qana qilib bayroq qilib olganligimizni. Solih alayhissalom qavmni hayollarimiz uchishi bir pastlagan. Subhanalloh. Ana shu va'da qilingan balog'da birinchi kun kelganda ajoyib manzara yuz berishni boshladi. Birinchi kun Samud qavmini hammasini yuzi sariq rangga bo'yaldi. Yuzi sariq bo'ldi hammasini. Balo kelishiga aniq bo'lib qoldi. Solih rost gapirgan ekan. Endi nima qilamiz? Ikkinchi kuni yuzi qizardi hammasini. Uchinchi kun yuzlari qora rangga kirdi. Mana endi omonligi yo'q. Mana endi inson o'ziga o'zi qabr qazishligini tasavvur qila olamizmi? Biz hayotda qo'rqadigan katta narsa o'lim. Lekin bular o'limni orzu qilib qolishdi. Chunki balo kelishidan bular o'lib olaylik degan bilan o'zlarini qo'llarini o'zlari qabr kavlashdi. Allohga hamd sana bo'lsin, o'sha paytda o'sha qavm ichida o'qimoqmiz. O'rnimizga qo'yib ko'raylik-da, a'udzu billah. Holimiz nima bo'lar ekan?
ölümde küçüklü, balalı küçüklü, balalıdan ama araba mıydı mı? Korku vahimesi. Kavun kuruyu başladı. Sağlıklarına sak çıkıp aldı. Kavun kazıştı başladı. Omanı yok. Yine azap geldi. Azap tanıklı geldi. Bu Hud Aleyhisselam'da kavun yoksa bitti baba. Şamal kelep yok mu hadi bunlarda? Nuh Aleyhisselam'da kavun yoksa yani toprağındaki bitti baba kemedi. Onlarca bir nece azap geldi. Sabah mucize ulan tanıklıken suratta geldi. Lekin kafir buldu. Balayan başkaçası geldi. Birinci bölüm yer titredi. Hamasi yer yıkılıp kaldı. Ayağı da bura duramaya kaldı. Ve üstünden çakma oldu onlarda. Bir de ben. Sonra bir de kışkırı tuttu. Fasla kufi deri hicatimi. Tökün kaldı uzlarının yurtları da. Hani? Tora oz yapmak güzel vardı ki. Peki bunu kâfiyat kana kabul geldi yine kalmadı uzları bulardı. Yer titredi. Yine yakınına sen hareket yapız biz. Yürü biraz toktaklama yaptım vuruşta. Hammamız şıkkı karakola yaptız. Kelime getirme yaptız. Ne meşgul oturuşumuzdan katli neyse. Fakat şunu dersin de mi adam Allah Allah. Kıylenken günlerde Allah sıra desin şimdi hala söyler. Yengil günlerde Allah diyor besleyler demedi mi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Çakma vurdu. Ve bu kışkırı tuttu. Estağfirullah. Fakat humur reşfatu fasbahu fi darihim cefimin. Ve fi semuda izi qile lehum temattahu hattahin. فَعَتَوْا عَنْ عَمْرِ رَبِّهِمْ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّالِقَةُ وَهُمْ يَنْظُرُونَ فَمَسْتَقَوْا مِنْ قِيَامِ وَمَا كَانُوا مُنْتَصِرِينَ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةَ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا كَهِشِمِ الْمُحْتَضِرِ فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا صَالِحًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ يَوْمِئِذٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ Kaçan ki bizi büyüğümüz, balağımız kegende, salih ve ulan bir iman getirgenlerdi, bizi rahmetimiz bilen saklap kaldık. Ulan fakat iman getirip bu yanlı güçlülemezken saklanıp kalıştık. Allah'a da rahmeti bu yanlı gücün aman kaldılar. Hemeniz bilmemiz, cennette hiç kime amel etmiyor ki geçirdik ya. Resulullah şu hadislerken de, ya Resulullah size amel etsin dedi, benim amelim yetmiyordu dedi. Fakat Rabbim, özüne rahmeti bulan beni uğrava gelmen ki yine kiremem dedi. Beni buna iman getirmeyen düşünmez. Fakat şunu düşünmez. Allah'a rahmeti bu yanı güçlü saklap kaldı bunlarda. Çünkü siz buna bizden Allah'a dönersen soruyorken de bir rahmeti ki ya Arhamar Rahimim. Rahmetin buna vergen. Biz loyalımız o için için vermez. Biz hale gelmeyiz de zasluğun gibi neyse kadar. Rahmin kegene giden, merhametin bilen, mürüvvetin bilen vergen. Bizi loyalımız bu merhametin de. Degen aslında işten çıkarmaydık. Biz özümüzü kimliğimizi bilsek, Rabbimizi kimliğini tanısak, inşallah cevabı kurarakımı yok. Allah farklılık verirse. فَتِلْكَ بُيُوتُكُمْ خَاوِيَةٌ بِمَا ظَلَمُوا اِنَّ ذَٰلِكَ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَاَيَةً لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ Ana dedi Allah Teala, üyleri dedi, kıyas zulümler tüfeğiyle boşa kaldı dedi. Elbette bana şu işte, akıl egeler için ibret alamaklar bu, ayetler var. Allah Teala, bu kıssanın rastlığına dair kılıp, onların üyelerine hazır geçe saklap koydu. Kim? Bana şu Medine'nin şimali garbiye 380 km masrafında cahilaşken bu kavimde yaşayan cahil, eğer şu kavim, bu hüccet kelimesi bağırıp kırılsa, şu maskelerine de Allah saklap koyuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana salih ve mu'minler mübarek halasını yeri yıkıcıda kılıştı. Ramile'den yaşarlar şöyle, Allah'a tebhi salih aleyhisselam. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Tabuk gazetinde sahabalarla ketirken payıttı, Rasulullah'ın kaçta sahabaları araşı Samud kavmini kışlağından ötüp getirdi, havuzdan su alıp, bazı idişlerden alıp, su kuyup çıkıp getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bundan hayatta dedi, su tökülsün dedi. İdişler sindirilsin dedi. Ve şu suda kılın yavukat taşlansın dedi. Ağabey dedi Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ta darası kıyken azablan gelmedi, ileride kirmeyler. Eğer kirişe doğru kepasa, yığılap kiriyler. Tabarık oldu. Eğer yığılamak eder, yığılacağım dedi, uğurlar kiriler dedi. Çünkü ibret alışılık gerek. Kabristan'da çıkıp bir mala dünyada yapın yapılaşırkenliğimiz, ibret olmayırkenliğimiz akeler. Cenazan arkasında bir mala dünyada yapın yapılaşıp haraş kötüyükkenliğimiz, kalbimiz o belgini belgesi. Ruh burası da ölüm türüp, adam da kalbi türküs gelirdi. Özümüzle daha verirdik. Her bittemiz. Hasan-ı Basri'ye geldik, ölüm,
Belki insonga boshqa ma'lumotlarning kerak yo'q. Agar qabristonda bu mahzun bo'lmaydigan bo'lsak, bilmaganimizda qabr mahzun bo'lamiz. Alloh taolo bir davlatga ikkita xotirjamlik beradi dedi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Ikkita hayotni ham bermaydi. Kim mendan dunyoda qolsa, oxiratda xotirjam bo'ladi dedi Alloh. Hadis qudusiga keladi. Kim mendan dunyoda xotirjam bo'lsa, qiyomatda qo'rqadi dedi. Dunyoda qo'rqmaydi Allohdan. Ala inna samud kafaru rabbahum ala bu'dan li samud. Albatta samud qavmi robbisiga kafir bo'ldi. Oqibati nima bo'ldi samud qavmi? Mana zotlar bu suhbatda oladigan xulosalarimiz nimalardan iborat? Eng birinchi har bitta qissada oladigan xulosamiz birinchisi iymon degan ne'matni Alloh faqat yaxshi ko'rganiga beradi. Shu esimizdan chiqmasin. Bu eng asosiy ibrat, eng asosiy xulosa bu qissalardan. Alloh taolo adashsa bir bandani mo'jizani o'zining zakasi qilib turib, o'zi so'z berib qo'yar ekan. Alloh taolo siz bilan bizni mana shu bergan ne'matlarga shukr qilib, iymon degan ne'matni shukr ado qilib yashaydigan bandalardan qilgan bo'lsin. Chunki Alloh taolo o'zi tavfiq bermasa, biz bir qoplam suvni ichib yutib olishimiz bizning qo'limizdan kelmaydi. Endi iymonga shukr keltirishim undan tashqari, undan baraqaroq bo'lgan ish. Alloh taolo o'zi shokir bandalardan qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi taolo va barakatuh.